Arkadaşlar tekrardan merhaba, Esra Tarifler kanalıma hoş geldiniz ve Barbie'nin diğer kıyafetini yaptım arkadaşlar. Tabii elbisesiz Barbie olmazdı. Şöyle topuklu ayakkabılarımızı da yaptım. Şöyle göstereyim. Arkada şöyle çok tatlı bir fiyonk toka da yaptık. Bu elbisenin tarifini de arkadaşlar bu videoda yükleyeceğim. Topuklu ayakkabıları da yükleyeceğim. Topuklu ayakkabıları başka bebeklerde de kullanabilirsiniz. Ayağı nasıl ölçüleceğini gösterdim. Daha ince iple yaparak hatta böyle gerçek Barbie bebekler, plastik bebeklere de yapılabilir. Bence çok şık olduğunu düşünüyorum. Diğer elbiseyi yapmadıysanız yani onu da mutlaka yapın. Barbie bebeğin zaten birinci videosunu yükledim. İkinci video da yüklendi arkadaşlar. Siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal hepsi yüklenmiş olacak. Yapmak isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim. Direkt 2.0 tığ kullandım bu arada arkadaşlar. Elbise rengini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yapmak isteyenlere kolaylıklar dilerim. Hoşça kalın, keyifli örgüler. Arkadaşlar şimdi Barbie'nin elbisesinde pembe ve beyazlar vardı. Böyle toz pembe ve beyaz. Şimdi kare kare olarak bir öyle bir öyle örmektense şöyle yapalım. Pembe ile örelim. Beyaz iple şöyle kare kare oluşturalım. Daha kolay olacak. Ama ben uğraşırım Esra Hanım diyorsanız tabii ki hem beyaz hem pembe ile yapabilirsiniz. Ama bence uğraşmaya gerek yok. Sonradan üzerine işleme yaparız. Hemen şimdi zincir çekiyorum. Şöyle 35 tane zincir çekelim. Şimdi şöyle hemen ölçüyorum. İpiniz biraz kalınsa tabii 35 yeter. Ama inceyse, çok inceyse biraz fazla çekebilirsiniz. Sanki şöyle bir 3 tane daha çeksem iyi olacak gibi. Yani toplamda 38 adet sık iğne zincir yapmış oldum. Şimdi hemen ipimi doladım. 1, 2, 3. itibaren tekli trabzan. 1, 2, 3, 4. Sıra sonuna kadar tekli trabzan. Evet, 36 tane tekli trabzan yaptık. 35-36 fark etmez arkadaşlar. Sayıya çok önem vermiyorum ben. Şimdi zincir çektim ve döndüm. Şimdi sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar kaç tane ilmeğiniz varsa o kadar sık iğne. Benim 36 ilmeğim var, 36 sık iğne. Sizin 35 ise 35. Hiç fark etmez arkadaşlar. Şimdi yine zincir çektim, döndüm. Burada 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltma yapıyorum. Şimdi 24 tane sık iğne örüyorum. 24 tane sık iğne yaptım ve bir tane azaltma ve kalan ilmekleri düz örüyorum. Kalan ilmeklerim de 4 tane oluyor. 1, 2, 3, 4. Zaten 38 zincir yapıp üzerine 36 tane trabzan yaptıktan sonra aynı gideriz arkadaşlar. Ama olur da atlamış olursunuz. Sonunda 3 tane kalsın, hiç önemli değil yani. Şimdi hemen bir sonraki sırama geçiyorum. Bir sıra düz örüyorum. 34 tane sık iğnem var. 34 tane sık iğne örüyorum. Bir sıra düz ördük. Hemen bir sonraki sırama geçtim. Zincir çektim, döndüm. Yine 4 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir azaltma yaptım. Şimdi 22 tane sık iğne örüyorum. Sonra bir azaltma ve kalan ilmekleri düz örüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle elbiseyi şöyle tuttuğumda bakıyorum. Aslında tam çok güzel yapmışız. Kaç sıra yapalım? 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle bir 5 sıra kadar örelim. Hemen bir bakayım kaç sıra yapmamız gerektiğini. Yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Yani şurada, şu tarafta bitireceğiz örgüyü. Fark etmez. Biz 5 sıra örelim arkadaşlar. Biz sayın 5 sıra. Zincir çekip dönüp hep böyle bir sıra örelim, zincir çekip dönelim. Bir sıra örelim, zincir çekip dönelim. Toplamda 5 sıra örelim.
Evet, 5 sıra boyunca yaptık. Bakın ipim şu tarafta bitti. Yani sıram şurada bitti. Hemen şimdi her sıra çok fark etmez arkadaşlar. Zincirimi çektim ve döndüm. Şimdi bir tane tekli trabzan yapıyorum. İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. 4 5. 5 tane tekli trabzan yaptım. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. 5 tane tekli trabzan yaptım. 1 tane tekli trabzan arttırma yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Hemen sıradakini arttırma. Tekli trabzan arttırma. Bu sıranın başında ne yaptık? 5 tane tekli trabzan, 1 arttırma. 5 tane tekli trabzan, 1 arttırma. Şimdi 8 tane tekli trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve bir arttırma. Tekli trabzan arttırma. Tekrar 5 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 arttırıyorum tekli trabzan olarak. 3 kalan ilmeklerimi tekli trabzan olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Zincir çektim ve döndüm. Şimdi sık iğne olarak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 arttırıyorum. Normal sık iğne arttırma. Altı sık iğne yaptım. 1 arttırma. Tekrar 6 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 arttırıyorum. Şimdi 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve arttırıyorum. Yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve arttırıyorum. Tekrar 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi burada birleştirme işlemi yapacağız. Sonra şuradan örmeye devam edeceğiz. Sizin düzünüze gelen kısımda arkadaşlar, bakın şöyle bir bombe oluşturduk, bel bombesi. Hemen şurada ilk ilmeğe ilmek kaydırma yaparak birleştirdim ve bir zincir çektim. Şuraya arkadaşlar ilik yapacağız. İlik ve düğme yapacağız. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle birbirine birleştirdim ilmek kaydırmayla ve iki tane zincir.
Arkadaşlar şimdi bir tekli trabzan, bir tekli trabzan arttırmayı yaptıktan sonraki sırada 9 tane tekli trabzan, bir tekli trabzan arttırma yaptım. 9 tekli trabzan, bir tekli trabzan arttırma. Tekrar söylüyorum. Bir tekli trabzan, bir tekli trabzan arttırma yapmıştık ya, şu ikisini bağladıktan sonra şu kısımdan. Sonraki sırada 9 tane tekli trabzan, bir tekli trabzan arttırma ve sonra dümdüz her ilmek içerisine hep tekli trabzan çalıştım ve kaç sıra toplam eteğim oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra ve sonda bir sıra ilmek kaydırma geçtim eteğe arkadaşlar. Bir sıra boyunca ilmek kaydırma geçtim ve bitirdim. Şimdi şöyle bakın eteğe baktığımızda şöyle beyazlar kare 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 bu şekilde arkadaşlar beyaz iple isterseniz işleyebilirsiniz. İsterseniz dolama şöyle bir karenin içerisine dolama yapabilirsiniz. Bunu tamamen size bırakıyorum. Bakın ben böyle bir tanesini yapayım. Şöyle şuradan başlayayım. İlmeği biraz büyük atmam lazım da. Bakın şimdi şöyle kare halinde yapacağız. Şöyle. Bu şekilde. Kareler oluşturalım. Bakın eteğin belirli yerlerine arkadaşlar şuraya şuraya yani bu ipi dolandırarak her yere şöyle kareler oluşturalım. Arkadaşlar şimdi bu beyaz kısımlar için 2-3 kısım şey göstermek istiyorum. Bir tane ilmek kaydırma olarak yapabilirsiniz. Bir tane de beyaz ipe iğnenizi takarak böyle aralıklarla şöyle düz olacak şekilde aşağıya kadar düz olacak şekilde düz çizgiler yapıp sonra kare oluşturabilirsiniz. Bakın şöyle bir sık iğne alttan bir sık iğne üstten olacak şekilde eteği çektirmeden elbiseyi çektirmeden şöyle sonrasında arkadaşlar kare olsun diye şuralardan geçeceksiniz. Bakın şöyle tam ortalardan ama böyle bütün elbiseyi önce düz 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 çizgiler sonrasında şöyle kare olmasını sağlayıp bu şekilde kareleri oluşturalım. Şöyle düz olmasını sağlıyoruz. Başka türlü de işleyebilirsiniz. Maksat burada. Şöyle kareler oluşturmak. Şimdi hemen yine 1, 2, 3, 4 tane sık iğne atladım alttan ve yine düz başladım. Şöyle yukarı çıkmaya. Bütün elbise boyunca önce düz çizgileri yapalım. Sonrasında bu düz çizgilere şöyle kare oluşturmak için ortalarından batalım. Arkadaşlar ben şimdi elbiseyi bu şekilde giydirdim. Şu askıları nasıl yaptım hemen tarif edeceğim. Şimdi arkadaşlar pembe ipi şuradan geçirdim ve buradan 10 tane kadar zincir çektim. Aynı şekilde arka kısımdan beyaz ipi geçirdim. 10 tane de buradan zincir çekip şöyle bir fiyonk bağladım. Buraya da aynı işlemi yaptım. Arkaya arkadaşlar bir tane ilik için şuraya ipi bağladım. 10 tane zincir çekip tekrar aynı yere bağladım ve 6 tane sık iğne yapıp sihirli halka içerisinde 6 sık iğne yaptım ve şuraya diktim. Bu şekilde yaptım. İsterseniz burayı da buralara da ilik yapabilirsiniz. Bakın elbise kısmını böyle bu şekilde yaptım. Dediğim gibi bu işlemleri siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ayakkabı videosunu zaten biraz sonra göstereceğim. Ben bunu yaptım ama birazdan videoda olacak arkadaşlar. Şimdi saç için saçta şöyle bir toka yaptım. Toka kısmını nasıl yaptım arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Şöyle 2 ipi aldım. Zincir çektim. Şöyle zincir çektim. Boyutunu arkadaşlar siz kendiniz istediğiniz toka boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi çektim farz edin. Çektikten sonra şöyle fiyonk yaptım arkadaşlar.
şu şekilde fiyonk yaparak diktim. Zincirleri ve kafa kısmına diktim. Bu şekilde artık Barbie'nin bu elbisesinin videosunu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi şimdi topuklu ayakkabıyı da yapalım. Bundan sonra artık videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar şimdi topuklu ayakkabısının yapımını göstereceğim. Çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Şöyle çok tatlı bir topuklu ayakkabı. Şimdi elbisesini giydirdik. Topuklu ayakkabısının tekini yaptım. Diğerini de birlikte yapalım. Hemen ben açık toz pembe iple yaptım elbisenin renginde. Sizler hangi renkte yapacaksanız hemen şimdi ben sihirli halkamı oluşturuyorum. Topuklu ayakkabı için birazcık ince ip kullanırsanız çok daha iyi olur. Biraz kalın iple kaba olur. Yani pembe tonlarının uymak zorunda değil. Hani elbiseyi kalınla yaptıysanız biraz açığınız varsa, yani şey inceniz varsa ince iple yapabilirsiniz. Şimdi 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Halkamı kapattım. İkinci sıramda artırma yapıyorum. 1 2 Bunu çok ince bebeklere de yapabilirsiniz. Daha ince iple, dantel ipiyle gibi. İkinci arttırmam. Üçüncü arttırmam. Dördüncü arttırmam. Beşinci arttırmam. Ve altıncı arttırmam. Şimdi yeni sıramıza geçiyoruz. İşareti koyabilirsiniz. Bir sık iğne, bir arttırma, 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 bir sık iğne, bir arttırma. Toplamda 18 adet sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bir tane daha yapacağım sanırım. Bir saniye, şurada bir yanlışlık yaptım mı diye bakacağım. Burada bir arttırma yaptım. Bir sık iğne, bir arttırma. Toplamda 6 kere tekrarlayacağız arkadaşlar. Siz doğru yaptıysanız sıkıntı yok. Toplamda 18 adet sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum. Şu ipi şimdi 18 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Burada bakın şöyle şu burun kısmını yapacağız. Şu alttaki. Şimdi şöyle battım. Hemen yan sık iğneden çıktım. Bir sık iğne yaptım. Bunu daha önce buzuda da yapmıştık. Tam ayaklardaki toynak kısmını oluşturmak için. Bakın şöyle. 2 Tekrar batıyorum. 3 Hemen bu kısma batıyorum. 4 Tekrar 5 6 7 8 Bakın şimdi tığ şuradan çıkmış oluyor ya arkadaşlar. Tığının buradaki çıkmış kısmına tekrar batmış oluyoruz. Bakın şöyle. Bakın tığımız şuradan çıkmış oldu. Sık iğnemi aldıktan sonra yine aynı kısma batıyorum. Toplamda 18 tane yapacağız. Siz işaretçi koyduysanız arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Tamamdır şimdi. 18 tane batmış oldum bu şekilde. Şimdi
Şimdi 18 tane örmüş oldum arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle ipimi, örgümü ters çevirdim. Bakın şurada hani çıkıntı olan kısımlar var ya. Hemen oradan, hatta şöyle yapayım. Önce şuradaki sık iğneye batıp şu başlangıç ip kısmını şöyle alalım. Böyle daha iyi oldu. Burada bir zincir çekelim ve sık iğne örmeye başlayalım. 1 2 ters örmüş gibi oluyoruz. 3 4 Bakın sadece sık iğnelere şu kısma batmıyoruz. 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne ördük. Döndükten sonra bu tarafa şimdi bir tane azaltma yapıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. Ve düz sık iğne örüyorum. Kaç tane kaldığının çok önemi yok arkadaşlar. Düz sık iğneleri örün. Kalan sık iğneleri. Yeni sırama geçtim. Yeni sırama geçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Ve bir tane azaltma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, yeni sırama geçtim. Şimdi bir sıra düz örüyoruz. Kaç tane sık iğne olduğunun çok önemi yok arkadaşlar. Ama yine de sayın. 1, 2, atlamış olabiliriz. 3, yani hiç önemli değil. 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 14 Sizin 15 de olabilir. Hiç önemli değil arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde olsun yeterli. Şöyle biraz makasın üç kısmıyla arkadaşlar bunu giydireceksiniz. Hemen yeni sırama geçiyorum. Şimdi yeni sırama geçiyorum. Burada işaretçi almanıza gerek yok arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Hemen döndüm.
İlk ilmeğimi şöyle yapalım. Bir zincir çekelim. İlk ilmeğime battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir zincir çektim, döndüm ve yine örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Zincir çektim, döndüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şöyle bakıyorum. Bence yeterli. Şimdi yine zincir çekip dönüyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yine aynı ilmek içerisine batıyorum. Ve kalan ilmekleri düz örüyorum. 1 2 ve 3. Zincir çektim ve döndüm. Şimdi bir ilmek atladım. İkinciye battım. Hemen şu yan kısma battım. Zincir çektiğimiz kısımdan birinciden itibaren başlıyorum. Dibine de battım. Zincirin üstüne de batıyorum arkadaşlar. Her zincirin içerisine sık iğne batıyorum. Devam ediyorum örmeye. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Bir ilmek atlayıp ikinciye batıyorum burada sonda. Şimdi yine zincir çekip döndük. Bir tane atladık. İkinciye battık. Tekrar devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir atladım. İkinciye battım. Devam ediyorum örmeye sık iğne. Bir atladım, ikinciye battım. Devam ediyorum örmeye. Tekrar bir tane atladım ve son ilmeğime battım. Zincir çektim ve döndüm. Şimdi yeni sıramda bir atlıyorum, ikinciye atladım, üçüncü ilmeğime battım. Şimdi devam ediyorum örmeye. 1 2 ve son ilmeğime batıyorum arkadaşlar. İlmeği atlıyorum ve son ilmeğime batıyorum. Zincir çekip ve döndüm. Şimdi arkadaşlar şöyle ayakkabıyı giydirdiğimizde hangi bebeğe yaparsanız yapın arkadaşlar. Burası fazla geldiyse birkaç sıra söküp orada azaltma yapın. Ama bence bu şekilde tam oldu artık. İnce iple yaparsanız zaten tam böyle minik Barbie bebeklere giydirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şurada hemen toparlama yapacağız. Şöyle bakın hemen yan kısma battım, hemen diğer kısma battım ve azaltma yaptım. Şimdi bir tane sık iğne ördüm ve yine yan kısma battım, şu köşeye battım ve azaltma yaptım. Şöyle şuraya battım, sık iğne yaptım ve tam ön kısımlara ilmek kaydırma yapacağız. 1 2 Sayının çok önemi yok arkadaşlar. Şu ön burun kısımlarına, yani şu ön tarafa ilmek kaydırmayı yapalım. Önemli olan o. Şöyle
Şimdi buraya da ilmek kaydırmayı yaptım. Ve şurada hemen bir sık iğne ördüm. Ve burada bir azaltma. Azaltmayı şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Battım, aldım, tekrar yan tarafa battım ve birden çektim. Şimdi sık iğne örüyorum. Şimdi yine battım, aldım ve tekrar batıyorum. Bu şekilde. Tekrar battım, aldım ve tekrar bu şekilde yaptım. Şurayı da bir azaltalım. Battım, aldım ve tekrar. Şimdi giydirelim arkadaşlar, bakalım. Şu ön kısmı güzelce giydirelim ki arka kısmın tam olup olmadığını bakın. Bence tam. Çünkü rahat giydirilip çıkarsın ama biraz daha istiyorsanız şöyle bir azaltma yapabiliriz burada. İpinizin kalınlığına bağlı dediğim gibi. Şurada bir azaltma daha yapmış olalım. Şimdi buraya ilmek kaydırma yaptım ve bitirdim. Şimdi topuk kısmını yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Topuk kısmının herhangi bir yerinden altta şöyle bir zincir boşluğu var ya. Oradan ipimi oradan bağlıyorum. Şöyle herhangi bir yere bağlayın. Bir zincirle sabitleyin. Şimdi bakın şu etrafına herhangi bir yere batabildiğiniz herhangi bir yere şu ipi de şöyle alttan yürütelim ki bakın şöyle herhangi bir yere zincirin etrafından şu delikten çıkarak bir tane sık iğne çıkarttım. Hemen etrafından hep ipimi alttan da yürütüyorum. İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem. Dördüncü sık iğnem. Nereden çıkarttığınızın çok önemi yok. O 5 zincir çekmiştik ya, o boşluğun oradan çıkartsanız yetecektir. Yani kaç tane çıkardığınızın çok önemi yok. Devam ediyorum. Ve son bir tane daha yapıyorum. Şimdi yaptığım sık iğnelerin üzerinden bir sıra geçiyorum. Burada topuğun uzunluğunu, inceliğini size bırakıyorum. Biraz daha uzun istiyorsanız mesela daha uzun öreceksiniz. Ama ben böyle birazcık az topukları vardı. Barbie filmine gitmiştim. Bunu yaptıktan sonra gittim meraktan. Elbiselerini daha inceleyebilmek için. Şimdi arkadaşlar bu kadar benim için yeterli. Biraz azaltacağım şimdi. Şöyle bir azaltma yapıyorum. Azaltmayı demin yaptığımız gibi yapabiliriz arkadaşlar. Batıp yine yan tarafa batıp azaltabiliriz. Çünkü biraz burada azaltma sıkıntı yaratabilir. Bakayım diğerine ne kadar yapmışım. Devam ediyorum. Şimdi azaltmaya gideceğim hep. Alıp birden çekiyorum. Ve son azaltmamı da yapıp artık iğneyle etrafını toparlayacağım. Şimdi ipimi uzun keseceğim. Birazcık iğneyle etrafını toparlayacağım. Şöyle arkadaşlar iğneyle şöyle ince birazcık topuk modelini verelim. Arkadaşlar evet, şimdi topuklu ayakkabımız bu şekilde oldu. Şimdi şöyle ayağı güzelce giydirelim. Bakın şöyle gayet
Çok tatlı oldu. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz ve ince iple yaparsanız arkadaşlar çok daha ince zarif olacaktır. Ben şimdi elbisemin ipinden yapmak istedim. Bu şekilde. Bunu topuklu ayakkabı olarak da video paylaşabilirim ya da Barbie'nin elbisesi topuklu ayakkabısı diye. Barbie'yi yapmadıysanız, sadece topuklu ayakkabı yaptıysanız arkadaşlar mutlaka Barbie'yi yapmanızı tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olursanız, yaptıklarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Keyifli örgüler dilerim.